Gürkan abimiz var. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum orada. Güzel bir mücadele ettiler ama hakem penaltıyı vermiş olsaydı bu şekilde olmayacaktık. Daha rahat bir maç oynayacaktık. Her zamanki gibi hakem mağduru olduk. Rakip takımı tebrik ediyorum. Bu kadar söyledikler. Yani kötü başladık ama iyi toparladık diye düşünüyorum. Yani sonuçta ne olursa olsun 3-0 mağlup gerideydik ama basıyorduk ileride. Yine top yapmaya çalışıyorduk, yine bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şanssız goller yedik, olabilir. Ama burada rotasızları bence en büyük şeyini gösterdi. Skor ne olursa olsun maçı bırakmadık. 3-0'dan 4-3 gibi bir skor aldık. Herkesin elini ayağına sağlık. Rakip takımın da elini ayağına sağlık. Onlar da çok iyi maç oldu. Yani zevkli bir maç. Dışarıdan gören yani geçer izlerdi maçı. İnşallah diğer maçlarımıza böyle zevkli olur. Rakibi geçmiş olsun diyorum. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Peki yarı final hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle sözü Furkan'la başlayalım. Yarı finalde nasıl bir rotasızlar bekliyorsun Golden League'de? Daha iyi oynamayı planlıyoruz. Açıkçası bu maç pek iyi oynayamadık ilk dakikalarda. Son anda Mahir'in çok katkısı var. Oradan ona selam yolluyorum. Olmasa belki yenemeyebilirdik. Çok güzel bir gol attı. Sevinmesine de hayran kaldım. Yani güzel bir maçtı. Rakip takım da böyle iyiydi. Yani skoru bırakmadık. Son dakikada bir talihsizlik yaşandı. Onun olmasa güzel olurdu. Peki sözü Gökhan Bey'e bırakalım. Ben daha bir şey söylemek istemiyorum ya. Peki. Yani inşallah kazanan taraf biz olalım diyelim. Dostluk çerçevesinde olursa maçlar zaten daha güzel oluyor. Bugün de bir sıkıntı yaşamadık rakibimiz. O yüzden tekrar tebrik ediyoruz. Evet. Hayırlısı olsun her şey. Ben de buradan Mahir'e alkışlayayım.